Yani işin gerçeği bu. Şimdi örneğin öğretmenlikle ilgili alanlarda rahatlıkla görebiliyorsunuz. Örneğin A il köyünde ya da okulunda öğretmen olmadığını siz rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama örneğin İstanbul'un muhtelif ilçesinde, sosyal güvenlik merkezinde 3 tane, 5 tane memurun eksik olduğunu sizin bilme olanağınız yok. Ya da bizim bilme olanağımız yok. Ama okuldaki bir öğretmenin eksik olmasını herkes bilebilir. Ama bir devlet dairesindeki, kamudaki bir memurun eksikliğini kimsenin bilme olasılığı yok. İzindedir, bugün izinlidir, idari izinlidir, hastadır vesaire şeklinde idare edilebilir. Ama bir öğretmenlik böyle değil. Dolayısıyla bu bir anda kamuoyunun karşısına çıkabiliyor ve bir anda herkes bu konuya odaklanabiliyor. Ama memurluk böyle değil maalesef. Şimdi tek tek size soracağım. Siz böyle bir atama oldu falan. Türkiye'nin her yerine gidebilir misiniz? Kesinlikle. Böyle bir ayrımınız var mı? Kesinlikle Türkiye'nin her yerinde çalışmaya hazırım kendi adıma. Eminim ki diğer arkadaşlarım da böyle söylüyorlardır şu an. Hazırız ama biz öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani 15 bin kadro talebimiz var ama biz zaten şu an Haziran atamasında en azından var olan kadroları eğitim önceliğine önem verilerek bizim kodlarımızın tercih edilmesini istiyoruz. Hani bu çok zor bir şey değil aslında. Siz gider misiniz? Tabii ki artık yani o dereceye geldik. Hiçbir yer fark etmiyor bizim için. Türkiye'nin her yeri bizim diyoruz. Evet. Şimdi memuriyeti neden özellikle istiyorsunuz? Neden istiyoruz? Düzenli bir hayatımız olsun istiyoruz aslında. Yani diğer arkadaşlarım da böyle düşündüm. Çünkü özel sektöre göre çok da hani parlak maaşlar alındığı söylenemez. Geçmişte öyleydi. Şimdi tabii herkesin gözdesi de hani iş garantisi daha çok hafta sonu tatilleri memuriyette dikkat çeker. Sosyal güvenceleri vardır memuriyetin. Emeklilik gibi ayrıyeten. İş geliyor sosyal güvenceye dayanıyor. Evet. Vallahi Özgür Bey. Şimdi tabii İstanbul için bunu söylemek mümkün değil. İstanbul'da yaşayan İBF'liler kamuyu çok fazla tercih etmiyorlar. Bunu da biliyorum açıkçası. Burada hayat İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alanlarında İBF'liler özellikle kamuları çok fazla tercih etmiyorlar. Türkiye'nin lokomotifi İstanbul. İstanbul'daki Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur ya da diğer kamu alanları memuriyet anlamında İBF'lilerden ya da diğer fakülte mezunlarından İBF'liler söylüyorum. Çünkü İBF'liler bu alanlarda çok fazla başka alanlara geçiş hakkı ya da olanakları olmadığı için İBF'liyi atadığınız zaman 20 yıl boyunca ya da 25 yıl boyunca her türlü olanaklarından yararlanırsınız. Onun suyunu çıkarırsınız, çalıştırırsınız. Başka alana gitme olanağı yoktur. İBF'li bir mühendislik alanına gidemez ya da sağlık alanına gidemez, öğretmenlik alanına atanamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na atadınız, ila nihai emekli olana kadar orada çalışmak mümkün. Demirbaş olur diyorsun. Demirbaş olur. Başka bir olanağı yoktur. Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde yaşayanlar, özellikle iş olanakları, istihdam olanakları geniş olan şehirlerimizde yaşayan İBF'lilerin kamu alanıyla ilgili çok fazla bir sorunu yoktur. Üzerinde durulması gereken ya da altının çizilmesi gereken nokta Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde. Şimdi bu kardeşlerimiz de İstanbul'da oturmuş olsalar idi, kamuyu çok fazla tercih etmezlerdi. Bu kardeşlerimiz de İstanbul'dan dışında farklı şehirlerden gelen kardeşlerimiz. Dolayısıyla tercih etmelerinin nedeni de kendi bulundukları alanlarda, ikamet ettikleri alanlarda istihdam edilebilecekleri bir alan yok. Yani çalışma alanı yok. Yani bir hastaneye gidip ne iş yapabilir? Yapamaz. Çünkü mesleği o alanda değil. Fabrika yok. Özel şirketlerin farklı bir işletmeleri yok. Çalışabilecekleri muhasebeyle ilgili ya da diğer genel idare hizmetleriyle ilgili çalışabilecekleri bir alanlar yok. Dolayısıyla Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yaşayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kamu alanını tercih etmeleri nedeni o. Şimdi bir sözünüzü böleceğim ama çok güzel, özetleyen bir tweet atmış bir izleyicimiz Dilek Hanım. Memurluğu neden istiyoruz? Çünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri memur yetiştiren fakültelerdir. Evet. Yani resmi olarak memur yetiştiren fakülteler. Osmanlı'dan beri böyledir. Osmanlı tarihinden beri böyledir. Çünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kuruluş amacı da kamuya memur yetiştirme niyetiyle yapılmıştır. Şimdi 5 dakikamız kaldığını işaret ediyor yönetmenim. Şöyle bir durum var. Taban puanlardan bahsettik. Kadro ne olur? 15 bin tabii ki arzu edilen bir rakam. Ama gerçekçi olalım dedi Özgür Bey. Öncelikle tahmininizi alacağım. Sonra da
yani seçme yaparken hangi kadroları tercih etmeliler? Belki hani o anlamda bir şekilde birazcık yardımcı olabilir miyiz acaba? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarımızın tercih edebilecekleri alanlar belli. Düz memurlukla ilgili işte Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı'nın İşkur bünyesi, gümrükle ilgili, gümrükte şimdi merkezi alımla atama yapacak, tam tercihlerle mülakat tarihlerini birbirine çakıştırdılar. Açıkçası bu da düşündürücü. Sayın Bakan Hayat Yazıcı buna nasıl müsaade etti? Ben açıkçası anlamış değilim. Tercihlerle mülakatları birbirine çakıştırdı. Bu ne anlama geliyor? Siz mülakatla mülakata gireceksiniz, tercih yapacaksınız. Mülakatta mı kazandınız, gümrüğü mü kazandınız, tercih yaptığınız Sosyal Güvenlik Kurumu'nu mu kazandınız? Çok garip bir şey. Şu yapılmış olsaydı, örneğin tercihler yapılmış olsaydı daha öncesinde, tercihlere göre de yerleştirmeler yapılıp yerleştirmelerin dışında kalanlar gümrük mülakatlarına girmiş olsaydı bence çok daha adil olacaktı. Yani siz daha olayı yakından biliyorsunuz, öyle değil mi? Yani öncelikle tercih yapılmış olsaydı. Nedir? Yani yeni KPSS dönemine girdiğimiz için puanların bir şekilde Haziran atamasından önce kullandırılması gerekiyor. Evet. Yani 2012'nin başlarında bu atamanın bir şekilde yapılması gerekiyordu. Gümrük Bakanlığı'nın açıklaması da zaten açık bir şekilde. Yani Gümrük Bakanlığı bu konuda geç kalmış oldu. 9 aydır yönetmeliğin çıkmasını bekledik. Çok uzadı. Ve mülakat tarihleri ve merkezi alımın tarihleri çakıştı. Bu durumda şöyle bir şey olacak. Kişi aynı zamanda ikisini birden kazanmış olduğunda kadronun biri muhakkak boş olacaktı. Yani verilen bu da bir haksızlık. Kesinlikle. Birilerinin hakkı yeniyor. Ve böyle olacak. Binlerce kadro da boş kalacak. Şimdi siz mülakata gireceksiniz. Tercih yapacaksınız. Arkasından mülakata gireceksiniz. Tercih yaptığınız kurumu arkasından ne olur ne olmaz endişesiyle mülakata gireceksiniz. Mülakatı da kazandınız. Hem gümrüğü kazandınız. Hem sosyal güvenliği ya da iş kuru kazandınız. Şimdi atanma geldi. Der ki örneğin Selda'ya da yine sen gümrüğü kazandın, sen de SGK'yı kazandın ama ikisi de her iki kurumu da kazanmış oluyorlar. Birini tercih edecek, diğer kalacak. Evet, yani bu da kötü bir durum. Son derece yanlış. Bundan haberdar olmamalarının imkanı yok diye biliyorum. Çünkü neden? Mesela burada en azından hani sayamadım ama 200-300 sivil gelmiştir. Çok önemli bir sivil toplum hareketi olarak da görüyorum aslında sizin çabalarınızı ve sizin de önderliğinizi. Hani bundan haberdar olmamasının çeşitli kurumların açıkçası hani mümkün olmadığı gibi ben o izlenime kapılıyorum. Şimdi ama başka bir şeyler mi var onu da bilmiyorum. Kurumlarımızla konuşuyorum. Bütün kurumlarımızla konuşuyorum. Gümrükle konuşuyorum. Sosyal güvenlikle ve diğer bakanlığın diğer alanlarıyla konuşuyorum. Maalesef herkes aynı dertten muzdarip. Bana deniyor ki işte efendim evet biz de biliyoruz bunun yanlış olduğunu ama diye devam eden cevaplar geliyor. İşte biz de biliyoruz mülakatın bu tercihlerle aynı döneme çakıştığını biliyoruz ama işte amadan sonraki cevabın ya da net bir cevabını ya da neticesini bulamıyoruz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Hı hı. Yani işte o amadan sonrakilerin açıklamasını alabilsek sorun ortaya çıkmış olacak. Ama benim en nefret ettiğim kelimedir. Evet. Bir kez daha haklı olduğum ortaya çıktı. Şimdi süremizin sonuna geldik. 7 gün kaldı. Evet. Önümüzdeki hafta sizden çok güzel haberler bekliyorum Özgür Bey. İnşallah verirsiniz de, sizler adına. Ben de temennim odur ki bu atama döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bekledikleri atama sayısını en azından %80'ine ulaşmış olsunlar. Temennimiz o olacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Gülden Hanım çok teşekkürler. Aynı zamanda size de teşekkür ediyorum Selda Hanım yanımıza katıldığınız için. Özgür Bey sizi her hafta bekliyoruz tabii. İnşallah. Bir kez daha teşekkür ederiz. Bu çabalarınızın umarım en kısa zamanda neticesini alırız. İnşallah. Biz de bu ekranlarda duyurma fırsatını elde ederiz. Sevgili izleyiciler böylece Gündem Özel'in sonuna geldik. Gündem Özel'i editör arkadaşım Seda Çelik'le birlikte hazırlıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.